Sayın Güler'e çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi özel oturumlarımızla devam ediyoruz. İlk özel oturum misafirimiz Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Sayın Angel Guterres Hidalgo olacaklar. Sayın Hidalgo söz sizde efendim. Hello, good morning for this initiative. Günaydınlar. Ekselansları. Sayın Emine Erdoğan. Çok önemli bir konuyla iştigal ediyoruz aslında. Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi içerisindeki yeri dediğimiz zaman Avrupa Birliği bünyesinde aslında en büyük arzumuz Avrupa Birliği olarak ve yeşil mutabakat çerçevesinde mutabakatı devreye sokmamızın nedeni aslında döngüsel ekonominin içerisinde atığın öneminden daha da büyük ve daha da tutkulu bir şekilde bahsetmekti. Öncelikle çok tutkuyla belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz vardı. Avrupa Birliği'nin tüketimini burada belli bir çerçeve içerisine oturtmak suretiyle tam manasıyla topluma bir dönüşüm yaratmayı amaçlıyorduk. Bu da bizim tabii ki hedef olarak tamamen iklimsel olarak baktığımızda 2025'e geldiğimizde karbon nötr bir ortam ortaya koymak, bunu yaparken refah içerisinde toplum yaratabilmek, diğer yandan da kaynakları etkin şekilde kullanabilmeyi amaçlıyorduk. Böylelikle daha rekabetçi, daha modern bir ekonomik ortam yaratmak suretiyle sıfır emisyonu dediğimiz gibi 2050 itibariyle kazandırmayı amaçlıyoruz. Yine buradan hareketle büyüme tutkumuzu koruyoruz ve kaynakları da buna mukabil en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Ve yeşil mutabakat dediğimiz zaman pek çok alanı etkiliyor. Enerjisinden tutun da çeşitliliğe kadar, kültürel çeşitlilikten ticarete kadar pek çok alanı kapsıyor. Bizim üretme şeklimiz, neyi nerede kullandığımız, ürünlerin neden mevcut olduğu, yani döngüsel ekonominin bütün bileşenleri. Aslında işin siyasi noktada verilen tahakkukların yanında diğer taraftan da maliyetleri de gözetilmesi gereken önemli bir mesele. Buradaki soru şu aslında. Neden böylesine büyük bir çabanın içerisine girmiş durumdayız? Neden Avrupa Birliği bu girişimi üstlenmiş durumda? Öncelikle birazcık ihtiyaçlardan, aciliyetlerden bahsetmek gerekiyor iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan. Elbette ki bu noktada ekonomik modelin tam manasıyla dönüştürülmesi ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi elzem. Bunu yaparken de her türlü ekonomik büyümeye dönük fırsatı da kaçırmamak gerekiyor, gözetmek gerekiyor. Hepinizin de bildiği üzere bütün karşılaştığımız zorluklar, iklim değişikliğine bağlı olarak çıkan koşullar Avrupa'yı ve dünyanın genelini etkiliyor. Ve her daim bunu tecrübe etmeye devam ediyoruz. İklim değişikliği özellikle de kıyısal kesimleri etkilemekte. Nüfusun geneline baktığınızda Avrupa Birliği'nde olsun, Türkiye'de olsun bu kıyısal kesimlerde yaşıyorlar. Ve elbette ki deniz seviyesinin yükselmesinden de olumsuz şekilde etkileniyorlar. Avrupa Birliği bir tarafta Alpler kesiminde, diğer tarafta da kıyısal kesimlerde çok vehamet arz eden bir tablo içerisinde. Bir taraftan dalgalar, bir taraftan yangınlar, bir taraftan seller. Ne yazık ki Türkiye'de muazzam selle yine baş etmek durumunda kalındı. Yine orman yangınları trajik bir şekilde vuku buldu. Avrupa'da da yine aynı şekilde vuku buldu. Bu nedenle
İvedilikle ikili bir önlem alınması gerekiyor. Bunun için de siyasi manada aslında vazifeşinas bir tutum sergilemek gerekiyor. Yeşil mutabakat dediğimiz vakit elbette ki bütün ihtiyaçlar gözetilerek dönüşüm, ekonomik modelin dönüşümü ne gerektiriyor? Bunlar gözetilerek oluşturuldu. İklim değişikliği dediğimiz vakit bir kayıptan söz ediyoruz ve hali hazırdaki ekonomik modelin içerisinde de buna risk ve kayıp olarak bir anlam atfedilmiş durumda. Mevcut çalışmalar da gösteriyor ki özellikle 2050'ye doğru giderek aslında gayri safi milli hasıladaki büyüme payında %2'lik bir kaybı uğrayacağımızı gösteriyor. Bunu yaparken enerjiyi aslında bir nevi bütün sektörlerde suistimal ediyoruz ve %75 oranında tabii ki bir taraftan da sera gazı emisyonunun azaltılması gerekiyor. Bunun için çaba gerekiyor. %20'si dediğimiz vakit genel tabii ki sera gazı emisyonumuzun çok önemli bir kalemi de üretim sektöründen, üretim kaleminden geliyor. Suyu kullanıyoruz, toprağı kullanıyoruz. Ve biyoçeşitliliğe de tabii ki dahlimiz oluyor gıda üretimi esnasında. Bir taraftan da su kaynaklarını tüketmeye devam ediyoruz. Çok fazla aslında daha iyi şekilde kullanılabilecek gıdayı da israf ediyoruz. Bütün bu önlemler neticede kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Daha temiz bir emisyon kontrolü ile birlikte çevre ortamı sağlamayı hedefliyor. Bir başka önemli faktör de Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı'nın nedeni olarak şu şekilde ifade edilebilir. İşin ekonomik boyutu var. Ekonomik anlamda baktığınızda büyük fırsatlar barındırıyor. Çünkü Yeşil Mutabakat dediğimiz vakit tabii ki çok büyük yatırımlar bir tarafta yapıla gelirken diğer taraftan endüstrinin karbonsuzlaştırılması, ulaşımın karbonsuzlaştırılması, daha enerji etkin binaların inşası gibi durumlarda ekonomik faydalar da beraberinde gelsin diye hedefleniyor. Daha doğrudan tasarruflar elbette ki fosil yakıtların tüketiminin azaltılmasıyla mevzu bahis olabilecek. %25'i sera gazı emisyonunun baktığımız vakit 2030 itibariyle azaltılsın deniliyor. Eğer ki fosil yakıtların kullanımını azaltabilirsek bu gerçekleşebilir. Elbette ki bir taraftan da yabancı kaynaklardan gelen ithalat akışını da kontrol altına almak önemli bir kalem. Yine Türkiye'de yakıt ya da ham madde ithalatı diye düşündüğümüz vakit ya da azaltma bağlı olarak Avrupa'daki tasarruf alanlarına baktığımız vakit 3 trilyon euroluk bir miktara tekabül ettiğini görmekteyiz. Bu da ekonomik anlamda pek çok fırsatı barındırdığını ortaya koyuyor. Yeşil mutabakatı bu manada sadece baktığınızda büyümeye karşı değil, büyümeye mukabil bir mesele olarak görebiliriz. 2030'a geldiğimizde Avrupa büyümeye devam edecek. Yaşımız 30 yıla baktığımızda %70 oranında bir artıştan söz ediyorsa, eğer ki 2030'dan bahsettiğimizde neden bunun %23 seviyelerinde yer alması mümkün olmasın? Bir taraftan istihdam alanları yaratılır, bir taraftan yine aynı şekilde hedeflere ulaşılır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla sadece iklimsel ya da çevresel bir mutabakat değil yeşil mutabakat. Avrupa Birliği'nin büyümeye yönelik bir stratejisi olarak da görülebilir. Elbette bunun için kolektif bir çaba göstermek gerekiyor. Bu da çok büyük yatırımları gerektiriyor. Hem kamusal hem de özel sektör açısından tabii ki bu girişimler gerekiyor. Avrupa Birliği bu noktada krizlerin, COVID gibi krizlerin aslında yeşil toparlanma yaklaşımını Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte vücuda getirmiş oldu. Yeşil mutabakat dediğimizde Avrupa Birliği'nin
tek başına yeknesak hareket etmek üzere yürürlüğe soktuğu bir şey değil. Avrupa Birliği'ndeki emisyonların azaltımıyla birlikte diğer taraftan yurt dışından karbondioksit ithalatını da azaltmış olacağız. Üretimi daha sürdürülebilir bir şekilde idame ve ikame etmiş olacağız. Dolayısıyla uluslararası işbirliğini bu noktada güçlendirirken, eş güdüm içerisinde hareket ederken aynı amaçlar doğrultusunda, diğer taraftan da Avrupa Birliği olarak kaynaklarımızı bu uluslararası işbirliğine seferber etmiş olacağız. Uluslararası mecralarda COP26'mız olacak. COP21'de uluslararası müzakereler iklim değişikliği ile alakalı gerçekleşmişti. Avrupa Birliği de bu amaçlar doğrultusunda öncülük etmişti. Paris Sözleşmesi yine aynı şekilde son derece azaltma yönelik kat'i hedefler koymuştu. İklim dostu bir çevre inşası üzerine odaklanmıştı. Avrupa Birliği tam da bu noktada ticari politikalarını yapılandırırken sosyal adaleti, insan haklarını, yine istihdam alanlarındaki eşitliği de sağlamayı daha çevresel standartları gerek üretimsel olarak gerekse tüketimsel olarak inşa etmeyi kendisine şiar edilmiş durumda. Tabii ki döngüsel ekonominin eylem planında bir paket bu manada bir yol haritası gibi düşünülebilir ve dünyayı da etkileyecek bir şey. Döngüsel ekonomi planı dediğimiz zaman, eylem planı dediğimiz vakit bütün ürünleri Avrupa piyasalarına belli örüntüler içerisinde ithalatını gerektiriyor. COVID-19'da gördüğümüz üzere tüketim dediğimiz kalem aynı örüntü önümüzdeki 40 yıl içerisinde artacak. Baktığımızda 2050'de %70'lik bir artıştan bahsediyoruz. Ham madde dediğimiz vakit geçtiğimiz 30 yıl içerisinde 3 katı bir ihtiyaç hasılı olacak. O yüzden de neyi nasıl üretiyoruz, neyi nasıl tüketiyoruz dediğimiz vakit yine aynı şekilde yakıtları olsun, gıdayı olsun ya da herhangi bir malzemeyi nasıl işleme tabi tuttuğumuz, nasıl naklettiğimiz de önem arz ediyor. Döngüsel ekonominin eylem planı içerisinde Avrupa Birliği bünyesinde bütün bu amaçlar doğrultusunda bir tanımlamaya gittik ve baktık çok hızla kırılabilecek ürünler nedir? Bunları azaltabilir miyiz, geri dönüştürebilir miyiz'e baktık ve tek kullanımlıklara baktık. Pek çok plastik, tek kullanımlık plastik gibi ve dedik ki bunların kullanım kurallarını değiştirmemiz gerekiyor. Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ürünleri kullanmamız gerekiyor. Onarılabilir olması gerekiyor üretilen şeylerin. Bu döngüsel ekonominin eylem planı içerisinde tüketiciler en önemli kalemlerden bir tanesi. Daha fazla farkındalıkla kendi ürünlerini onarabilecek maharette olmalarını hedefliyoruz. Bu ürünün geri dönüşümüne yine aynı şekilde katkı sağlayabilecek bir bakış açısına sahip olmalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla üretim sürecinden tüketim sürecine kadar bir alana gözetecek bir döngüsel ekonomik yaklaşımdan bahsediyoruz. Kirliliği azaltmak olsun, suyu, toprağı ve atığı azaltmak, bütün bunlar aslında bu döngüsel ekonominin eylemleriyle gerçekleşebilecek azaltım noktaları. Döngüsel ekonomi içerisinde sürdürülebilirlik meselesini tüketimde gözetmek gerekiyor, atığı azaltmak gerekiyor, israfı azaltmak gerekiyor. Ve döngüsel ekonomi eylem planında 35 tane eylem var. Bunlar son derece kapsamlı eylem planları. Ürün tasarımıyla işe başlıyor. %80'i aslında ürünlerimizin hali hazırda üretim tasarımı aşamasında atığı azaltabilecek bir alana sahip. O yüzden ilk önce tüketiciyi ve
pek çok alanda satın alma eylemini gerçekleştirenleri ve tüketme şekillerimizi tekrar gözden geçirmeyi gerektiriyor. Üretim aşamasında döngüselliği gözetiyor muyuz? Daha iyi süreçlendirme ve atık azaltımını gözetiyor muyuz? Bunlara dönüp bakmayı gerektiriyor. Döngüsel ekonomi dediğimiz vakit, bunu bir ekonomik fırsat gibi de düşünebiliriz. Bu kaynakların kullanımında neyi nasıl azaltabiliriz, neyi nasıl şekle aşamayla sokup 4 milyon istihdam alanının yaratılmasından bahsediyoruz döngüsel ekonomi marifetiyle. Böylelikle döngüsel ekonominin içerisine pek çok aslında yabancı ve yerli kaynaklarından tutun da ham madde ithalatına kadar pek çok kalemin de iştirak ettiğini göreceğiz ve döngüsel ekonomi planı içerisinde. Bütün yaşamımızı etkileyen ve ürünün döngüsünü etkileyen bir yapıdan bahsediyoruz. Daha sürdürülebilir bir tüketim, daha azaltılabilir bir atık oranından söz etmemiz gerekli. Vatandaşların farkındalığını kazandırmak amacıyla, arttırmak amacıyla yürütmüş olduğunuz bu girişimden dolayı sizleri tebrik ediyorum Turkuaz Medya Grubu olarak. Döngüsel ekonomi konusunda ve onun faydaları, yaşam kalitesi ve vatandaşlarımızın sağlığı ve refah konusundaki katkılarından da yine söz ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Sayın Emine Erdoğan'a ve aynı şekilde bu etkinliğin organizasyonunda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz.